Merhabalar değerli izleyiciler. Tüm zamanların dini videolarımızla yine karşınızdayız. Biliyorsunuz en son videomuzda tasdik konusunu ele almaya başlamış ve bu konuda bir süre duracağımızı, hatta bu konuyu uzun uzadıya birçok videoyla detaylandıracağımızı söylemiştik. İlk videomuzdan da itibaren biz bu konularda her konuştuğumuzda ya da her bu konuyla ilgili programlarımızı hocalarımız yaptığında hem sizlerden hem çevremizden gelen tepkilerle bu konunun çok şaşırtıcı karşılandığını görüyoruz. Bu ilk bölümümüzde de yine sizden gelen sorular ve yorumlarla bunu müşahede ettik. Bunun sebebi tabii ki aslında hepimizin bildiği gibi bizler yetişirken, özellikle de ilahiyat alanında çalışan kişiler yetişirken bize öğretilen şeyin aslında tasdiğin tam zıttı bir prensip olmasıydı. Bu da tahrif üzerine yürünmesiydi. Yani şöyle öğrendik hepimiz. Allah'ın yeni bir kitap göndermesinin sebebi önceki ümmetlerin daha önce gönderilmiş kitapları tahrif etmesi olarak öğrendik. Oysa biz Kur'an'a baktığımızda Kur'an kendisinin Allah'ın kitabı olmasını bile önceki kitapları tasdik etmesine bağlıyor. Eğer bu konuda bunun Allah'ın kitabı olduğu konusunda bir şüpheniz varsa onun önceki kitapları tasdik edip etmediğine bakın minvalinde birçok ayetle bizlere hitap ediyor. Bu tabii ki tahrif konusunu öğrenerek yetişmiş kişiler açısından son derece şaşırtıcı ve bu oldukça normal. Tabii konunun detaylarını öğrendikçe aslında tasdiğin ne derece olmazsa olmaz bir mevzu olduğunu da görmüş olacağız değerli izleyiciler. Rabbimiz aslında aynı dini, yani tek dini İslam'ı ilk insandan bu yana indirmiştir yeryüzüne ve bütün nebilerine indirdiği kitaplarda da İslam'ı insanlara tebliğ etmelerini emretmiştir. Dolayısıyla bu kitapları birbirlerine tasdik ilişkisiyle bağlanması kadar normal bir şey olamaz. Bunun detaylarını dediğim gibi öğreneceğiz. İşte bugün tasdik konusuna devam edeceğiz. Bu Kur'an'ın önceki kitapları, işte İncil'i, Tevrat'ı ve öncekileri tasdik etmesinin sınırları nedir? Bunun kapsamı nedir? Hiç mi gerçekten de tahrif edilmemiştir önceki kitaplar? Ya da biz bunu nasıl anlayabileceğiz? Bu ilişkiyi nasıl kurabileceğiz? İşte bu sorulara yanıt aramaya çalışıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Her zaman olduğu gibi ben ilk sözü değerli hocam Doktor Fatih Orum'a ve ardından da Vedat Yılmaz'a bırakıyorum. Hocam buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Bizim geleneğimizde Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinin sebebi olarak önceki ilahi kitapların artık kullanılamaz durumda olduğu, dolayısıyla insanlara yeni bir istikamet çizme kabiliyetinin tamamen kalktığını, bu sebeple de insanların artık neredeyse tırnak içerisinde başıboş bir halde ve bir ilahi kitabı bekler ve ona muhtaç bir halde oldukları anlatılır. Ve burada da anahtar kelime olarak tahrif kavramı kullanılır. Ve işte tahrifi bir nevi işte bizim bugün belki evrakta sahtecilik veya işte evrak üzerinde bir takım çıkartmalar, oynamalar, değiştirmeler gibi anlıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda tahrifin ne olduğunu öğreneceğiz ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den önceki ilahi kitaplara bakış açısının ne olduğuna dikkat çekeceğiz. Bakara suresinin 75. ayetinde Rabbimiz اَفَتَطْمَعُونَ اَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا اَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Yani siz bunların size inanacağını, sizin yanınızda yer alacağını, sizin bu davanıza destek vereceklerini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir
beklenti içerisine mi giriyorsunuz? Demek ki bu çok zor bir ihtimal. Ama niye, neden? Yani insanlar niçin Muhammed Aleyhisselam'ın davetine icabet etmesinler? Burada bir engel mi var? Bu engel ayetin devamında وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ. Şöyle bir hal var. Yani bu sizin bu davete icabet etmesini temenni ettiğiniz insanların içerisinde bir grup var. Bunlar Allah'ın kelamını dinliyorlar. سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. O dinledikleri ayetler ile kendi kitapları arasındaki bağlantıyı, irtibatı da kuruyor ve kurduktan sonra da onu tahrif ediyorlar. Ve hum ya'lemun, ve bunu bilerek yapıyorlar. Şimdi bu ayetler hakikaten çok önemli. Tahrifin de bir nevi tanımını gösteriyor. Tahrif denilen şey nedir? Yani insanların ellerinde okudukları, bildikleri kitabın içerisinden bir takım ayetleri oradan söküp çıkartmak ve insan kelamı bir takım şeyler eklemek mi? Yoksa daha profesyonelce yapılan bilinçli bir eylem mi? Herkesin yapamayacağı, ancak ehil kişiler tarafından yapılabilecek bir şey mi? Ve eğer öyle ise, yani tahrif ince işçilik gerektiren bir eylem ise ve sonuçları çok tehlikeli ise, bugün Kur'an-ı Kerim içinde benzer şey gerçekleşmiş diyebilir miyiz? Şimdi burada bir takım adamlar var. Muhammed Aleyhisselam'ın onlara tebliğ ettiği şeyin anlamını çok iyi biliyorlar. Farkındalar. Yani bu Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şeylerin kendi ellerindeki kitapla karşılığını görüyorlar, örtüştüğünü görüyorlar. Yani sonuç itibariyle beklenilen Nebi'nin bu olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorlar. Adamlardaki ilim bu seviyede. Bu kadar donanımlı adamlar. Bu kadar iyiler. Bunu kim söylüyor? Allah-u Teala söylüyor. Nereden çıkartıyoruz? Min ma'dime akaluhu ifadesinden. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın onlara okuduğu şeylerle ellerindeki kitaplar arasındaki irtibatı kurabilecek ve buradan bir neticeye varabilecek kapasitede adamlar. Ama bu adamlar kötü niyetli insanlar. Tahrif ediyorlar ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bilinçli olarak yapmalarının sebebi bunun çok ciddi bir tehlike olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki, eğer biz çıkar dersek ki evet okunanlar Allah'ın ayeti olması lazım, beklediğimiz Nebi gelmiş işte desek, bizim bütün itibarımız, mevkimiz, makamımız, her şeyimiz gider. Ve hepimizin gidip Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında ona tabi olan insanlar olmamız gerekir. Yani şu anki bütün konumumuz biter. Bu refleks 21. yüzyılda da hepimize çok yabancı olmayan bir refleks olsa gerek. Yani bugün insanlar doğrular karşısındaki tavırlarını neye göre şekillendiriyorlar? Bunu hepimiz görüyoruz. Hepimiz bunun şahitleriyiz. Yani 21. yüzyılda da bu işin gerçekleştiğini biliyoruz. İnsanlar sözü geçen, güç, kudret sahibi olan insanların ağzına bakıyorlar ve onlara göre tavır alıyorlar. Oysa Allah'ın kitabına göre değil. Buradaki adamlar da tahrif ediyorlar. Yani ne demek tahrif? Şunu mu yapıyorlar? Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği ayetleri Kur'an'dan mı çıkartıyorlar? Veyahut kendi ellerindeki kitapta zaten insanların bildiği ayetleri o andan itibaren toprağa mı gömüyorlar? Üzerini daksilliyorlar mı? Şöyle mi diyorlar? Daha önce Tevrat'ta, İncil'de okuduğunuz o ayetleri artık unutun. Yok onlar. Hafızalarınızdan silin mi diyorlar? Şimdi Allah burada tahrif kelimesini kullanıyor. O zaman bu tahrif Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim indikten sonra nasıl gerçekleşiyor? Nasıl oluyor? Şimdi tahrife baktığımızda
Tahrif bir şeyin kıyısında, köşesinde dolaşmak, gezmek. Kur'an-ı Kerim kelime olarak da bu anlamı veriyor. Yani sizin o konuyla alakalı olarak kardeşim merkezdeki anlam budur. Bu kelimenin merkezindeki anlam budur. Bu kelimenin bu ayetler bütünlüğü içerisindeki anlamı budur demeniz gerekirken siz bugün işte birçok insanın yaptığı gibi sözlüğü açıyorsunuz. Bu kelimenin sözlükte şöyle de bir anlamı da var diyorsunuz. Tamam, benim işime de bu anlam çok iyi geliyor. Benim işimi görüyor. Hatta ben tam da bu anlamı arıyordum diyorsunuz. Ve işte bak bu kelime tahrif mesela. Tahrif kelimesi bak sözlükte bu anlama da geliyor. Tamam işte sözlükte de var. İnsanlar da bu anlamda kullanıyor. Tamam, mesele bitmiştir deniliyor. İşte bu adamlar da Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği ayetlerin anlamını ve ellerindeki kitaptaki ayetlerin anlamını başka yere çekiyor ve bir nevi şöyle diyorlar. Ya evet doğru ama o kelime o ayette senin anladığın anlamda değil. Yanlış anlıyorsun. Allah'ın kastettiği şey o değil. Dolayısıyla sen Muhammed Aleyhisselam'ın indirdiği, okuduğu ayetle bizim kitaptaki ayet arasında irtibat kurduğunu zannediyorsun. Hiç alakası yok. Aradığımız adam o değil. Burada bu kelime bu anlama gelmez. Bunun bugün binlerce, on binlerce, belki milyonlarca örneğini Kur'an-ı Kerim için yaşamadığımızı söyleyebilir miyiz? Bir ayet düşünün ki Kur'an-ı Kerim'den, hangi ayet olursa olsun, rastgele seçelim bir ayet. O ayetle alakalı onlarca, yüzlerce farklı görüşün, yorumun olmadığını hiç gördük mü bugüne kadar? Herkes kafasına göre takılıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ve sen bu ayete niçin bu anlamı verdin dediğinde de adam diyor ki, bu kelime bu anlama da gelir. Evet, sözlüğe bakıyorsun doğru gelir. Ama Kur'an-ı Kerim'e anlam verirken veya herhangi bir ilahi kitabın ayetlerine anlam verirken sözlüğe açıp orada sıralanan 15-20 tane anlamdan hoşumuza en gideni seçmek midir Kur'an'ı anlamak? Hatta bırakın bir ilahi kitabı, bir beşerin yazdığı bir şiirin bile anlamını ortaya koymak için sözlüğe bakıp bu kelime buradaymış, o zaman şair bence bunu söylemiş. Bunu da söylemiştir çünkü bu kelime bu anlamada gelmektedir diyebilir miyiz? Bir şair, bir edebiyatçı kendi eseri için buna razı olur mu? Böyle bir okuma tarzı mümkün olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Ama Allah'ın kitabı için reva görülüyor. Ne zamandan beri? İnsanlık tarihinden beri. Allah-u Teala tahrifi kelimelerin anlamlarında kaydırma yapmak. Yani orada kendi hevesine göre seçici davranmak olarak tanımlıyor tarif. Açarsın, ayeti okursun, oradaki kelimeye bir anlam vermen gereklidir. Onunla alakalı canının çektiği anlamı verirsin. Hele bir de birkaç tane lügattan da bak bu anlamada geliyor bulursan tamam. Artık o operasyon gerçekleşmiştir. İşte o operasyonun adı karşılığı Kur'an-ı Kerim'de tahriftir. Şimdi tahrifi böyle alırsak, Kur'an-ı Kerim'den önceki ilahi kitaplar tahrif edilmiştir, sözü eksik kalır. O sözün içerisine Kur'an-ı Kerim'i de katmamız gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim de böylesi bir tahriften sonuna kadar nasibini almıştır, almaktadır ve muhtemelen bundan sonra da alacaktır. Bu kelimenin anlamı açısından. Ben bir de kısaca, peki o dönemde Allah-u Teala'nın, yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde Rabbimizin önceki ilahi kitaplara bakış açısıyla alakalı bir ayet okuyacağım. Rabbimiz, tabii pek çok ayet var bu konuda da, Kur'an'ın indiği dönemde mesela Maide suresinin 47. ayetinde vel yahkum ehlül incili bima enzelallahu fihi diyor. Bakın İncil'den bahsediyoruz. Belki biraz sonra Vedat hocam daha şey yapacak. Yani Tevrat bile değil. Yani hükümlerin büyük bir kısmı Tevrat'ta. İncil belki bir tetinme, bir ekleme kabiliğinden bir kitap.
Ona rağmen Allah-u Teala kendisinden Kur'an-ı Kerim'den 600 yıl önce indirilmiş bir kitap için diyor ki İncil ehli orada o kitapta Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Yani Allah Kur'an'ın indirildiği dönemden 600 yıl önce indirilmiş bir İncil'le alakalı olarak bu ifadeyi kullanırken bir Müslümanın bugün Kur'an-ı Kerim'den önceki ilahi kitaplar yoktur, hatta çöptür demesi için hakikaten Allah'tan korkmaması gerekir. Ve benzer ayet hemen yine aynı surede 44. ayette Tevrat için var. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden 2000 yıl önce. Zaman farklı, coğrafya farklı, kültür farklı, insanlar farklı, her şey farklı. Böylesi bir topluluğa indirilmiş bir kitap için bu kitabın içerisindeki hükümlerden bahsediyor. Dolayısıyla bütün bunlar yani Kur'an'dan önceki ilahi kitapların herhangi bir anlam ifade etmeyeceğine dair söylen, daha önceki programlarımızda da söyledik, Müslümanların kendi ayağına sıkmalarından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu bizim tebliğimizin önündeki en büyük engeldir. Düşünün ki Muhammed Aleyhisselam 610 yılından itibaren Mekke'de, Medine'de ve civar beldelerde insanlara şöyle gitseydi. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey şunlar, ey bunlar. Ben geldim. Bundan sonra şu andan itibaren elinizdeki bütün ilahi kitap türünden neler varsa hepsini atın çöpe. Şimdi yeni baştan başlıyoruz işe deseydi. Bir tane insan evladı itibar eder miydi? Deli derlerdi. Yani ne demek öyle şey olur mu? Ne demek bizim bugüne kadar okuduğumuz kitapları sen çöp yapacaksın. Ve bugün aynısını biz bugün dünyaya tebliğin ilk ilkesi olarak bu kafayla gitmiyor muyuz? Düşünün bugün Avrupa'ya gideceğiz, Avustralya'ya gideceğiz, Uzak Doğu'ya gideceğiz ve diyeceğiz ki ellerinizdeki kitaplar çöptür. Şimdi biz yenisini getirdik. Yani kerameti kendinden menkulce bir davranış. Senin elindekinin doğru olduğunu ben nereden bileceğim? Deme hakkına sahip olmaz mı böyle bir tavır karşısındaki herhangi bir insan? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim öncesini yok saymamıştır. Öncesiyle örtüşmesine dikkat çekmiştir. Biz de bugün bütün söylemlerimizi ve tebliğ faaliyetlerimizi bu minvalde sürdürmeliyiz diyorum. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Vedat Hocam buyurun. Evet, bu Kur'an'dan önceki kitapların bozulmuş olmasından dolayı Allah-u Teala'nın Kur'an'ı göndermiş olması inancı çok yaygın bir inanç olduğu için tabii insanlara siz tasdiki anlatmanız neredeyse imkansız duruma geliyor. Tasdikle ilgili ayetleri söylediğinizde de anlamıyorlar. Yani neredeyse ayeti inkar etme noktasına gelindiğini defalarca ben bu konuyu tartıştığım kişilerde gördüm. Yani Kur'an'ın indiği dönemde bile öyle bir şeyin mümkün olamayacağını. Yani adama ayeti söylüyorsun, bak böyle bir ayet var diyorsun. İnanmıyor adam. Kabul etmiyor. Ayetin olmasına rağmen kabul etmiyor. Bunun sebebi işte bu sistem. Yani o bozulduğu için o geldi sistemi. Temelde bu var. Çünkü adama şunu diyorsun. Yani şimdi önceki kitap adamın elindeyse, Kur'an indiği zaman, Tevrat adamın elindeyse, İncil'ler adamın elindeyse, Kur'an'a ne gerek var ki o zaman? Adam, yani Kur'an o zaman gereksiz bir kitap. Kur'an ne işe yarıyor? Mantık böyle işlediği için önceki kitaplara yönelik olumlu bir söylem bile, hani bırakın orijinallerinin Kur'an'ın indiği dönemde olduğunu söylemek iddiasını bir yana bırakın, olumlu bir söylemde bulunmanız bile insanları çileden çıkarıyor. Çünkü sanki siz orada Kur'an'ı aslında devre dışı bırakıyorsunuz, Kur'an'ı işlevsiz hale getiriyorsunuz gibi oluyor. Maalesef bu algının bir defa yıkılması gerekiyor. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman, hiçbir yerde Kur'an'ın gelmesinin öncekilerin bozulmasına bağlamamıştır. Peygamberimiz de kendi tebliğleri sırasında asla böyle bir şey yapmamıştır. Bu çok sonraki dönemlerde işte insanların felsefeleriyle artık nasıl bir şekilde böyle bir şey yaptılarsa ya da Fatih Hocam'ın geçen hafta dediği gibi bu tasdik kavramını ortadan kaldırmaya yönelik bir
teşebbüs sonucu böyle bir şey olmuşsa böyle olmuştur. Yoksa ne Kur'an'da ne de Nebimizin uygulamalarında, sözlerinde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi mesela bir ayeti kerime okuyayım ben de. Ankebut suresinin 46. ayeti. Şimdi biz tebliğ yaparken Müslümanların tebliğ anlayışı reddiye kültürü üzerinedir. Bu eskiden beri böyledir. İbni Hazm'a kadar gidin. İbni Hazm mesela Yahudilerle ilgili kendi bir risale yazmış Tevrat'la ilgili. Risalenin tamamı Tevrat neden muharreftir, neden Allah'ın kitabı olamaz, bunu delillendirmeye çalışmış. İşte 40-45 taneye yakın madde çıkarmış. Tevrat'ın neden Allah'ın kitabı olamayacağının delilleri diye. Yani bizim kültürümüz budur, yani reddiye kültürü. Dolayısıyla biz tebliğimizin merkezinde de reddiye kültürü vardır. Bu dinler tarihi alanında çalışmaya başlamadan önce benim de dinler tarihi alanında aslında çalışmaya yönelten şey buydu. Yani Hristiyanların ve Yahudilerin elindeki kitabın aslında işe yaramaz olduğunu ben ispatlama üzerine ilk çalışmaya başladım. Yani ilk Hristiyanlarla tartışırken işte İncil'deki çelişkiler, Kitab-ı Mukaddes'teki çelişkiler hep bunun üzerine çalışıyordum. Çelişkiler ve mantıksızlıklar vesaire üzerine. Bu aslında biraz beni dinler tarihi alanında çalışmaya yöneltmişti. Bu çalışmalar neticesinde şunu gördüm. Siz bir Hristiyan'la, bir Yahudi ile konuştuğunuzda kitabındaki bir çelişkiyi gösterdiniz. Kitabındaki belki saçma bir bilgiyi gösterdiniz vesaire. İşte senin kitabında böyle yazıyor. Bu Allah'ın sözü olabilir mi? Hep böyle söylüyorduk. Tabii biz tebliğ yaparken böyle şey yapıyorduk. Böyle bir şey Allah'ın kitabı olabilir mi? Falan diye adama şey yapıyorsunuz. Adam hiç cevap vermekle uğraşmıyor. Adama göre zaten sen kafirsin. Kafir bakış açısıyla kitaba yaklaşıyorsun. Dolayısıyla senin bunları söylemen adam için çok normal zaten. Diyor ki ya bu zaten bu kitaba iman eden birisi değil. Kafir bir adam. Dolayısıyla kitapla ilgili ileri geri konuşuyor diye. Senin sana o gözle bakıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor Google'a giriyor. Kur'an'daki çelişkiler diye Google'a yazıyor. Bu adam. Hep karşılaştığım şey hep budur. Hiç sekmez. Kur'an'daki çelişkiler diye yazıyor. Yüzlerce site var. Ateistlerin yaptığı, Hristiyan oryantalistlerin yaptığı, misyonerlerin yaptığı yüzlerce site var. Kur'an'daki saçmalıklar, Kur'an'daki çelişkiler diye. Bir başlıyor kopyalamaya size. Bak senin kitabın böyleymiş diye. Bu sefer sen savunmaya geçmek zorunda kalıyorsun. Kur'an'ın aslında öyle olmadığını şey yapmaya çalışıyorsun. Yani kimin kitabı daha saçma, kimin kitabı daha çelişki tartışmasına dönüyor tartışma. Ama Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti okuduğum zaman mesela çok etkilenmiştim. Yani ne kadar aslında büyük bir yanlış yaptığımızı o anda anlamıştım. Ankebut suresinin 46. ayeti. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِ اِيَ اَحْسَنْ Ehli kitap ile mücadele edeceğiniz zaman bunu en güzel şekilde yapın diyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Onlardan yanlış yapanlar hariç. Yani size karşı zalim bir davranış gösteriyorlarsa, yanlış yapıyorlarsa onlar hariç. وَقَالُوا Onlara deyin ki اَمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Onlara şunu söyleyin diyor ehli kitaba. Onlarla konuşacağınız zaman biz bize indirilene iman ettik, size indirilene de iman ettik. Yani bu söylemle onlara gidin diyor Allah-u Teala. Ve ne söyleyin diyor bir de? وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ Bizim ilahımız, sizin ilahınız aynıdır, tektir. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Aramızda bir fark varsa biz ona teslim olmuşuz. Yani eğer illaki bir fark koyulacaksa buradaki fark teslimiyet noktasında bir fark olabilir. Müslümanlar Allah'ın kitabına teslim olmuşlardır ama kitap ehli kendi ellerindeki kitaba teslim olmayı kabul etmeyip işte sağa sola çekerek, tahrif ederek, kelimeleri yerlerini kaydırarak kendilerine uydurmaya çalışmışlardır. Şimdi Rabbimiz ehli kitap ile olan mücadelemizde işte bunu dikkate almamızı istiyor. Yani biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Yani bizim tebliğimizin merkezinde bu olmalı. Böyle olduğu zaman hakikaten
müthiş etkili bir tebliğ oluyor. Ondan sonra şimdi Hristiyanlara gidip doğrudan kitabınızdaki çelişkiler şöyle şöyle dediğiniz zaman adam size Kur'an'a saldırıyor, ama adama gidip de sen İsa'nın yolundan gittiğini düşünüyorsun ama bak İsa şöyle söylüyor, bunu söylüyor, şunu söylüyor. Bak senin kitabında böyle yazıyor, sen böyle inanıyorsun. Senin inancın bir defa senin kitabına uymuyor. Ya da senin kitabında İsa Aleyhisselam diyor ki ben size her şeyi söylemedim, benden sonra gelecek olan size her şeyi söyleyecek diyor. Hani nerede? Yani İsa her şeyi söylediğini iddia ediyorsun. İsa kendisi ben size her şeyi söylemedim diyor. Bu şekilde gittiğiniz zaman adamların söyleyecek hiçbir şey kalmıyor. Çünkü kendi kitabına uymadığını görüyor adam. Kendi kitabına uyarsa Kur'an'a uyması gerektiğini anlıyor bu adamlar. Yani bu tasdik konusu bu kadar önemli bir konu. Aksi halde geçen hafta okuduk. İşte Ali İmran suresinin 81. ayeti. En başta gelen ayet. Zaten Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa Allah-u Teala iman etme sorumluluğunuz yok diyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de durum böyleyken peygamberimizin uygulamasında farklı mı peki? Peygamberimizin uygulamasına bakalım bir de. Ya, Peygamber Efendimiz bakın burada bir tane mektup okuyacağım. Hayberli Yahudilere mektubu. Peygamber Efendimizin Hayberli Yahudiler. Bakın Kur'an-ı Kerim'dekinin tasdik ilişkisinin birebir aynısını Peygamber Efendimiz zaten uygulamış. Müslümanların hani Müslümanlar hani sünnete çok değer verdiklerini iddia ederler peygamberin uygulamalarına. Müslümanlar ama bir vadide kalmış. Allah Resulü'nün uygulamaları sünnet bambaşka bir vadide. Allah Resulü'nün sünnetiyle de alakası yok Müslümanların. Şimdi mesela Hayber Yahudilerine mektubu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi, Musa'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrulayan Muhammed'den bir mektuptur. Musa'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrulayan Muhammed'den mektuptur. Ondan sonra devamında diyor ki, ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insan. Tevrat, ey tasdik olmuş, şimdi yok olmuş gitmiş bir kitap için böyle bir şey söylenir mi? Peygamberimiz öncelikle Tevrat'a değer verdiğini ifade ediyor. Dikkat edip biliniz ki gerçekten Allah'ın size söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulacaksınız. Dikkat edip dinleyin. Şimdi Allah'ın bu söylediklerini sizler kendi kitabınızda bulacaksınız diyor. Sonra bir ayeti kerime yazıyor mektuba. Yazmış oldu ayeti kerime de Fetih suresinin 29. ayeti. İşte onların Tevrat'taki misali şudur, İncil'deki misali şudur şeklinde bir ayet yazıyor. Okuyun, izleyicilerimiz baksınlar. Sonra devamında ayeti söyledikten sonra diyor ki, size vahyolunan şey aşkına, aynı şekilde sizlerden evvel gelip geçmiş kabilelerinizi men ve selva ile rızıklandıran aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden ve fiilinden kurtarmak için denizi kurutan yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber veriniz. Aksine şayet kitabınızda bu kaydı bulamazsanız, o halde mesele yok. Benim dinimi kabul etmeniz için size hiçbir zorda kullanacak değilim. Gerçekten yanlış ile gerçek yol birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Sizi Allah'ın ve Resulünün yoluna davet ediyorum. Şimdi bakın Allah Resulünün tebliğ metoduna bakın. Yanınızdaki kitaba bakın diyor. Allah Resulü'nün mektuplarında diğer ehli kitap mensuplarına da yollamış olduğu mektuplarda sürekli söylemiş olduğu şey bu. Yanınızdaki kitaba bakın. Bir de size yollamış olduğum ayete bakın. Bu ikisini siz kendi kitabınızda bu ikisinin örtüştüğünü göremiyorsanız, siz kendi kitabınızda benimle ilgili bilgileri bulamıyorsanız bana iman etmeyin diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Hiçbir mektubunda Allah Resulü ehli kitabın elindeki kitabı hakaret edecek. Ehli kitabın elindeki kitabı zan altında bırakacak. Ehli kitabın elindeki kitabı işe yaramaz gösterecek tek bir kelime, tek bir cümle kullanmıyor. Başka mektupları da var. Hepsini burada okumamız şey değil. Ama ehli kitaba yazdığı hiçbir mektupta Allah'ın önceki kitaplarını tahkir edici, işe yaramaz gösterici, bozulmuş gösterici tek bir cümle kullanmıyor. Şimdi bugünkü Müslümanlar Kur'an'a mı uyuyorlar yoksa sünnete mi uyuyorlar? Hangisine uyuyorlar? Hiçbirisine uymuyorlar. Tasdik denilen şey tamamen yok olmuş. Tamamen hakaret kültürü, reddiye kültürü Müslümanların üzerinde hakim olmuş.
Günümüze kadar da maalesef bu hakaret kültürü, reddiye kültürü gelmiş bugünlere kadar da böyle. Şimdi insanlara bize anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an'da tasdikin önemini. Tabii ki insanlar zorlanacak bunu anlamakta. Nefesimiz yettiğince de inşallah anlatmaya da devam edeceğiz diyelim. Çünkü çok önemli bir konu. Evet, değerli hocalarım zaten konuyu etraflı bir şekilde ele aldı ve sunumlarını yaptılar. Ben sadece birkaç ayetle belki destek verme babında birkaç dakikanızı alacağım değerli izleyiciler. Hakikaten de hocalarımızın söylediği gibi önceki kitapların tahrif edildiği üzerine kurulduğu zaman düşünce ve sistem, Kur'an'ı okuduğunuzda o sistem ister istemez yerle bir oluyor, yıkılıyor. Zira Rabbimiz bütün bu ilişkiyi, kitapların birbiri ardınca sıralanması ilişkisini tahrife değil, tasdike bağlıyor. Hatta bu sadece Kur'an'la ilgili de değil. Mesela az evvel Fatih Hocam'ın okuduğu 47. ayetin, Maide Suresi 47. ayetin bir öncesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: ve kaffayna ala atharihim bi İsa ibn Meryem. Onların ardından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Nasıl? Musaddikan lima beyne yedeyhi mine Tevrat. Tevrat'ı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik eder bir şekilde. Meryem oğlu İsa kendisinden önceki kitabı tasdik ediyor. Tevrat'ı tasdik ediyor. Bitmiyor ayet burada. Ve ateynahul İncil'e, ve ona İncil'i verdik. Fihi hüden ve nurun, rehber ve içerisinde rehber ve nur bulunan İncil'i verdik. Ve musaddikan lima beyne yedeyhi mine Tevrat. O İncil de kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik ediyordu. Bu şekildeki İncil'i verdik. Ve huden ve mev'izaten lil muttakin, bir rehber ve muttakiler içinde öğüt olmak üzere. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu bile, babasız dünyaya gelmesi bile aslında Tevrat'ı tasdik eden bir olay. Yani bırakın kitabı, Rabbimiz nebilerini bile arka arkaya gönderdiği nebilerin doğumunu bile, mesela bir nebisinin doğumunu bile, doğum olayını, onun olağanüstülüğünü bile önceki kitabını tasdik ile bağlıyor. Onun nebi olduğunu, bekledikleri nebi olduğunu, kendi kitaplarındaki bakire kız doğuracak hükmü gerçekleşince anlıyorlar. Peki tahrif edilmiş olsa, ellerindeki Tevrat'ı tahrif etmiş olsalar, gelecek olan nebiyi nasıl anlayacaklar? Yetmiyor. Kendi doğumu Tevrat'ı tasdik etmiş olduğu halde Rabbimiz ona bir de yine Tevrat'ı tasdik eden İncil'i veriyor. O da ayrı bir tasdik ilişkisi kuruyor kendisinden önceki kitapla. Ardından gelen Kur'an da aynı şekilde. Mesela şöyle, Maide suresinden devam edelim. 68. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kul ya ehlel kitap lestum ala şeyin. De ki ey ehli kitap, yani kitabında uzman olanlar, Tevrat'ı bilenler, sizin hiçbir temeliniz yoktur, olmayacaktır. Hatta tukimut Tevrat evvel İncil. İncil'i ve Tevrat'ı tam olarak ayağa kaldırmadıkça, tam olarak doğrultmadıkça, ona uymadıkça hiçbir temeliniz olmayacaktır. Ve ma unzile ileykum min rabbikum, ve Rabbinizden size indirileni ayağa kaldırmadıkça bir temeliniz olmaz. Ve yezidenne kethiren minhum ma unzile ileyke min rabbike tuğyanen ve küfra. Rabbinden sana bu indirilen onların çoğunun taşkınlığını ve küfrünü artırır buyuruyor Rabbimiz. Fela te'se alel kavmil kafirin. O kafir topluma üzülme buyuruyor Rabbimiz Nebimize hitaben. Yani Rabbimiz bizzat Kur'an'da elinizdeki İncil'e ve Tevrat'a uymadıkça bir temeliniz olmaz, temelsiz kalırsınız diyor. Peki tahrif edilmiş bir kitap için mi Allah bunu emrediyor? Kendi elleriyle tahrif ettikleri mi ki? Bakın el İncil et Tevrat ifadelerini kullanıyor olması bile Kur'an'ın, o kitapların Rabbimizin indirdiği şekliyle bu insanların elinde olduğunun en güzel ve en net delilidir. Çünkü bizzat isimleriyle
onları Allah'ın kitabı olarak kabul etmiş ve hatta kitaplarını bağlamış, kendi kitabını onlara bağlamış olduğunu biz görüyoruz burada. Yine bir başka ayette Maide suresinin 43. ayetinde ve keyfe yuhakkimunek, seni nasıl hakem tayin ediyorlar, nasıl senden hüküm istiyorlar diye soruyor Rabbimiz. Ve indehumut tevratu fiha hükmullah, ellerinde Tevrat, içinde de Allah'ın hükmü olduğu halde nasıl oluyor da anlaşamadıkları bir konuda seni hakem kılıyorlar, sana soruyorlar. Thumma yetevellevne min ba'de ma ve ma ulayke bil mu'minin. Sonra bundan sonra da yüz çeviriyorlar, senin verdiğine bile uymuyorlar. Ve ma ulayke bil mu'minin, onlar iman etmiş kimseler değildir buyuruyor Rabbimiz. Yani o devirde Nebimizden bir konuda anlaşamadıkları bir konuda, bir sorunun çözümünde Nebimizden hakem olmasını istedik, hüküm vermesini istediklerinde Rabbimizden ellerinde bunun hükmü var, Tevrat'ın içerisinde bu var uyarısını alıyorlar. Tahrif edilmiş bir kitap için mi, kitaba mı yönlendiriyor Rabbimiz? Yani bizim kitaplar arası ilişkiyi öncekilerin tahrif edilmiş olmasına bağlamamızın ne kadar Kur'an'dan uzak ve hatta hiç üzerinde düşünülmemiş üstün körü bir sistem olduğunu, dolayısıyla ayakta durmasının mümkün olmadığını bu ayetler bize net bir şekilde gösteriyor. Son olarak A'raf suresinin 157. ayetini okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ اُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ. Onlar bu ümmi nebi Resul'e uyan, hangi ümmi nebi Resul? يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ. Kendi yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi nebi Resul'e uyan kişilerdir buyuruyor Rabbimiz. Tahrif edilmiş Tevrat'ta mı? Bakın, hem adının, bu nebinin yani Muhammed Aleyhisselam'ın adının bu kitaplarda yazılı olarak bulacaklarını, bulduklarını söylüyor. Hem İncil ve Tevrat diye özellikle o kitapları anarak bunu söylüyor. Şimdi bu kitapların tahrif edildiğini söylüyor olmak, Kur'an'daki bu ayetleri boşa çıkarmak demektir. Kur'an Allah'ın kitabı değil, bunları Allah indirmiş olamaz demektir. Bunun başka hiçbir açıklaması olmaz. Az evvel Vedat hocamın söylediği gibi. Biz bu şekilde onlara gittiğimiz takdirde peki sizin kitabınızda da şöyle böyle diye birçok iftirayla karşımıza gelirler. Dolayısıyla fazla vaktimiz kalmadığı için ayetin devamını önümüzdeki haftaya bırakalım ya da A'raf 157. ayeti izleyicilerimizin okuması için bırakalım. Biz konumuzu bu şekilde tamamlamış olalım. Bu konuya tasdik konusunda devam edeceğiz inşallah. Ben Fatih hocama ekleyeceği bir şey var mı diye sorarak sözlerimi bitireyim. Buyurun hocam. Evet, inşallah önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Orada genişçe ele alacağız. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar değerli izleyiciler.